Ömurça, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta geçtiğimiz hafta bıraktığımız yerden biraz devam ediyor gibi olacağız ama tabii ana eksenimiz de Türkiye-Ermenistan ilişkileri, son diplomatik gelişmeler olacak. Geçen hafta Avrupa'daki ayrımcılık, antisemitizm konularını gündeme getirmiştik. Bu hafta da yine bir AB uzmanı konuğumuz olacak. Türkiye-Ermenistan ilişkilerini konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki Rusya-Ukrayna savaşını ve gündeme etkilerini, bölgedeki etkilerini ve Türkiye ve komşu ülkeleriyle olan ilişkilerini de birazcık irdelemeye çalışacağız. Konuğumuz Cengiz Aktar. Cengiz abi hoş geldin. Arev ve Ariscan, hoş bulduk. Ne güzel seninle tekrar konuşmak ama hep böyle iyi vesilelerle değil de kötü vesilelerle oluyor. Görüşlerine başvurmak için konuşmuş oluyoruz. Durum son 2 yıldır daha da vahim oldu bölgede. Önce Karabağ Savaşı'nı, Avrupa Birliği'ni vesaire konuşuyorduk. Şimdi bir de Rusya-Ukrayna gerilimi, savaşı da gündeme düştü ve daha neler neler. Hani Türkiye-Yunanistan arasında yaşananları artık saymıyorum bile. Hani şu andaki gelişmeler içerisinde. İstersen bir şu diplomasi forumu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bu normalleşme sürecinden başlayalım. Hani biraz farklı sonra gündeme Rusya-Ukrayna'ya döneriz. Çünkü bu konuda senin hem bana Agos'a verdiğin demeçlerde, röportajda hem de birkaç röportajında aslında çok böyle işin püf noktasına dokunan demeçlerin oldu. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci şimdi yeniden tekrardan başladı. 2 kere buluştu özel temsilciler ama böyle çok da ilerlemiyormuş gibi gözüküyor. Sanki sahada aslında olacak bir beklentiyi de düşürüyor gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Altı soru sordum bir cümlede Aris. Değil mi? Şimdi bir kere biliyorsun siz gazetecilerin bir lafı vardır. İyi haber haber değildir derler. Dolayısıyla yani habercilerin ve haberleri yorumlayanların kaderi bu. Melaneti yorumlamak. Yani maalesef ya iyi bir şeyden bahsetmek hele bu dünyada mümkün değil. İstersen Ermenistan-Türkiye ilişkilerinden başlayalım. Başlayalım. Şimdi bu normalleşme, normalizasyon çok büyük bir laf yani iki boy büyük olup bitene yani du bakalım derler adama. Daha siftah iki toplantı oldu. Bir tanesi Moskova'da, bir diğeri Viyana'da. İşte müzakerecilerin veya neyse temsilcilerin demek daha doğru belki kim olduklarını biliyoruz. Bu süreç diyelim adına bu toplantıların önünde devasa engeller var. Onunla ilgili bir sorularına cevap verdim geçen gün. Evet. Ağustos'ta yayınlandı. Yarın çıkıyor galiba, değil mi? Evet. Veya neyse işte bu içinde bulunduğumuz hafta içerisinde. Şimdi Ararat Mirzoyan anladığım kadarıyla Antalya'da Ruben Rubinyan da yani bu Ermenistan'ın temsilcisi de orada. Mevlüt Çavuşoğlu zaten orada. Sanırım Serdar Kılıç da oradadır. Yani onların oradaki varlığı bir yeni bir toplantıdan ziyade bir siftah, bir tanışma, bir el sıkışma görüşmesi olacak herhalde. Çünkü zaten o kadar çok faaliyet var ki Antalya'da işte Lavrov ve Kuleba geldiler. İşte bütün dünya onu bekliyordu. Tabii dağ fare doğurdu, bir şey çıkmadı. Bir şey çıkacağı da yoktu zaten. Ama Ermenistan açısından anladığım kadarıyla önemli bu. Bu gibi yani bir araya gelmeler diyelim her zaman hayırlıdır.
Yani birbirlerini tanırlar insanlar. Bir kere boyunun ne kadar uzun olduğunu görür. Hep resmini gördüğü için anlaşılmaz o, biliyorsun. Ondan sonra bakalım üçüncü toplantı ne zaman cereyan edecek. Bir şey, yani bugüne kadar sadece Ermenistan tarafının yani en basit olabilecek veya yapılabilecek en basit şeylerden başlayalım dediğini anlıyoruz. Bakalım yani öyle olabilecek mi? Yani bu durumda büyükelçiliklerin açılması bir türlü açılamadıydı, biliyorsun, 93 90 92 Evet. 93 döneminde bu Kulebayı Çavuşoğlu'yla gösteriyor çocuklar ama evet, esas O tabii. görüşmeden bahsettik diye onu oraya görüntüyü aldılar herhalde. Şimdi Evet. şuna gelelim istersen. Çünkü burada Yani aslında çok önemli bir nokta var senin de bahsettiğin ve aslında hani beklentileri böyle en kolaydan en basitinden başlayalım diye yapıyorlar ama şöyle bir noktaya da geliyor herhalde. Diaspora benim görüştüğüm yorumcular olsun. İşte yine bu röportaj serisi için görüştüklerimiz hep soykırımla yüzleşmeden nasıl olacak bu? Yani diyerekten aslında tekrar eski işte tarih komisyonu tekrar işin içine sokmak istiyor. Türkiye buraya getirecek mevzuyu diyor ama bir yandan da mesela bu ilk iki görüşmede ön koşulsuz yine yani ön koşulsuz görüşme sözleri ortaya çıktı. Böyle şeyler beklenebilir mi? Yine bir tarih komisyonu mevzusu çıkacak mıdır ortaya? valla yani şimdi bir kere Ermenistan tarafından bakınca, Ermenistan tarafı biliyorsun bu konuyla ilgili yeni de değil. Yani yıllardır aynı şeyi söylüyor. Bizim için soykırım tartışılmaz bir konudur diyor. Ve yani o koşul mu, ön koşul mu değil mi falan, onu dahi tartışmıyor. Yani bu gündem dışı bir şey. Soykırım meselesi. Aksine yapılabilecek işlerden başlayalım diyor Erivan. Yani işte demin dediğim gibi büyükelçiliklerin bir türlü açılamayan büyükelçiliklerin açılması. Türkiye'nin Erivan'da bir temsilciliği yok ama Ermenistan'ın var, biliyorsun, Karadeniz Ekonomik Topluluğu bağlamında İstanbul Harbiye'de eski Şan Sineması'nın orada bir temsilcilik var. O bir nevi fiili büyükelçilik vazifesi görüyor Türkiye'de, biliyorsun. Ama aynı şey değil tabii. Yani bu diplomatik ilişkilerin kurulması ve belki ikincisi de o. Bir kara sınırının açılması, Alican kapısının muhtemelen açılması. Bunun dışında yani şimdi bu aşamada ne yapılabilir açıkçası ben bilmiyorum tabii. Belki farklı şeyler konuşuyorlar ama bir de tabii Türkiye ne istiyor? Bu Serdar Kılıç, Washington eski büyükelçisi, biliyorsun, konuyla uzaktan yakından alakası olan bir diplomat değil. Okuyordur, öğreniyordur herhalde. Ona nasıl bir talimat verildi? Azerbaycan ne istiyor? Bu Zengezur-Siyunik meselesi, yani Nahçıvan'la Azeri toprağı arasında kalan Ermeni toprağı ile ilgili bir talep var mı, yok mu? Nahçıvan'a yeni tren yolu yapıldı, biliyor, demir yolu yapıldı, biliyorsun, yakın Evet. zamanda. Onun gerekçesi ne? Niye Nahçıvan'a tren yolu yapılır ki? Yani o şeyi öngörüyor herhalde. O Siyunik'i baştan aşağı kat etmeyi günün birinde öngördüğü için oraya öyle bir demir yolu inşa edildi. Şimdi bu gündeme gelecek mi? Çünkü şunu unutmayalım. Yani Ermenistan ile Türkiye eşit şartlarda konuşmuyorlar.
Yani Ermenistan savaş kaybetmiş bir ülke olarak masada oturuyor. Türkiye ve Türkiye'nin arkasında, gölgesinde Azerbaycan'da savaşı kazanmış ülke veya ülkeler olarak oturuyor. Zaten biliyorsun bir millet iki devlet. Dolayısıyla yani ne isteyecekler? Bunlar gündeme gelecek mi? Ermenistan kamuoyu bu meseleye çok sıcak bakmıyor biliyorsun. Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Diaspora kamuoyu hiç sıcak bakmıyor. Sen de onu belirttin az önce. Bir diğer sana verdiğim röportajda var o. Bir diğer engel Ermenistan Anayasası'nın 10 veya 11. maddesinde bu soykırımın tanınması ve tanıtılması meselesi bu. Yani anayasanın maddesi. Şimdi Türkiye bununla ilgili bir talepte bulunacak mı, bulunmayacak mı bunu da bilmiyoruz. Yani çok fazla bilinmeyen var ve dediğin gibi bir şey de sızmadı. Şimdi bakalım Antalya'da bu Mirzoyan Çavuşoğlu görüşmesinden bir şey çıkar mı? Mevlüt Çavuşoğlu çok meraklı. İkide bir de beyanatta bulunmaya. İşte geçen gün yani işte hafta başında İsrail Cumhurbaşkanı geldi, Herzog, ve onun namına kendisinin Kudüs'e veya Tel Aviv'e neyse gideceği ve orada Yair Lapid'le, yani Dışişleri Bakanı'yla görüşeceğini söyledi Herzog toplantısından sonra. Adamın haberi yokmuş. Yani konunun muhatabı olan İsrail Dışişleri Bakanı'nın, yani çok konuşuyorlar. Ondan sonra çok gereksiz şeyler söylüyorlar. Hiçbir şekilde diplomatik teamüle uygun olmayan şeyler söylüyorlar. Devamlı böyle bir görünme, bir show merakı var. Bakalım yani Mirzoyan görüşmesinden sonra bir beyanat olacak mı? Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir de en son Paris'te Macron'la da görüştü. Şimdi seçim öncesinde klasik Fransa'da yine Ermenilerle bir araya gelmişti Macron. Şimdi Paşinyan'la görüştü. Bir taraftan da o görüşmeden sonra Ermenistan basınında işte Avrupa'nın işte Minsk grubunu tekrar çalışır hale getirmek istediğini, ancak Azerbaycan'ın izin vermediğini, buna dair yorumlar, haberler çıktı. Şimdi artık Minsk grubu Ermenistan'da Karabağ çözümü konusunda artık vaktini doldurmuş mu gözüküyor? Yoksa böyle seçimden seçime ortaya atılan şeyler mi bunlar? Öyle tabii. Yani şimdi açıkçası yani artık Minsk grubunun bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Tuhaf bir şekilde biliyorsun 2014'teki Rusya-Ukrayna savaşından sonra da bir Minsk grubu vardı. Minsk anlaşması olduydu. Ne varsa bu Minsk'te. Ondan sonra o da akamete uğradı. Ben özellikle bu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal saldırısı sonrasında Rusya'nın tekrar bu işin içinde olabileceği kanaatinde değilim yani. Minsk grubu olarak tabii. Yoksa Trans-Kafkasya hala Rusya'dan soruluyor ve öyle kolay kolay oradan elini ayağını çekmez Rusya. Ama yani o eski formül, yani Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bir tarafta, bir de tabii Türkiye de var o grubun içinde junior üye olarak. Yani o hiçbir zaman işlemedi. Bundan sonra onu tekrar gündeme almak agit çerçevesinde. Ve ya bilmiyorum akıllarında ne var. Yani belki daha genişleterek Rusya'nın etkisini biraz azaltmak mı istiyorlar? Olabilir.
Tabii Fransızlar böyle bir şey düşünüyor olabilir. Böyle bu mümkün. Ama yani hiç çalışmamış, hiçbir işe yaramamış bir gruptan bahsediyoruz. Zaten sen de Azerbaycan'ın yani taraflardan biri olan Azerbaycan'ın hiç istekli, niyetli, heveskar olmadığını söyledin. Evet. Bakalım yani ama Karabağ meselesi ve Karabağ meselesinin kalıcı çözümü Rusya'nın acil gündeminde olan bir konu değil. Bunu bilmek lazım. Ermenistan'ın olabilir, Azerbaycan'ın olabilir ama Rusya'nın değil. Hele şimdi yani bu Ukrayna işgali teşebbüsüyle artık tamamen Rusya'nın gündeminden düşmüştür Karabağ. Yani şimdi akılları başka yerde. Ekonomi çöktü çökecek veya bugün çökmüştür belki yani. Yani şeye gidiyor, temerrüde gidiyor Rusya. Evet. Yani borçlarını ödeyemez bir ülke haline geliyor. Ya geldi gelecek, belki şu sırada geldi yani konuştuğumuz sırada. Dolayısıyla yani o Karabağ'la falan uğraşmaz, onu demek istiyorum. Peki işte şimdi tam aslında bir sonraki diyelim bölüme de geçmiş oldun. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika'nın yaptırım isteği, dünyanın aslında birçok ülkesinin yaptırımları. Sen de söyledin. Bir yandan ekonomi uzmanları da Rusya iflasa gidiyor. Yorumlarını, açıklamalarını yapıyorlar. Böyle bir ortamda son olarak Rusya'nın garantörlüğünde şu anda güvenliğini sağlayan bir Ermenistan nasıl bir gelecek bekliyor? Çünkü şu anda aslında çok bilinmez bir yere doğru gitti. Rusya'nın da gündeminden çıktı. Karabağ'ın dışında bölgedeki güvenlik kaygıları da artacaktır herhalde. Bir de tabii biz bunları konuşurken sürekli sınırdan, Karabağ'dan, Ermenistan sınırından işte çatışma Teşekkür haberleri geliyor ufak ederim. tefek. Tabii yok haklı yani Ermenistan'ın kaygı duyması ki duyuyor da zaten yani savaşın sonundan bu yana zaten devam ediyor bu söylediğin taciz atışları diyelim adına. Bu kolay kolay bitmeyecek ve Rusya'nın Ukrayna'da meşgul olması Transkafkasya'ya ve özellikle bu Karabağ meselesine çok menfi bir şekilde yansıyabilir maalesef. Böyle bir risk var herhalde. Ermenistan da bunun farkında. O yüzden zaten bu Mirzoyan Çavuşoğlu toplantısı başka bir önem kazanıyor bu minvalde. Yani aslında bu toplantılardan bir şey beklenmese de yani bu konuşuluyor olması ve işte ileride bir şey yaparız, bakarız denmesi dahi Ermenistan'ın güvenliği açısından önemli bence. Ama orta vadede yani Rusya'nın içinde bulunduğu feci durum, Rusya diyorum, Ukrayna bile demiyorum dikkat et. Rusya'nın içinde bulunduğu feci durum devam edecek. Yani ve orada bir kalıcı bir istikrarsızlık yaşanacak. Yani bütün o bölgede. Yani bu Vladivostok'tan işte Ukrayna ve Königsberg'e kadar yani Kaliningrad'a kadar var ya Almanya'nın içinde bir küçük Evet. Rus toprağı. Yani hakikaten yani bu muazzam bir belirsizlik çıktı ortaya. Muazzam soru işaretleri çıktı. Rusya'nın içinde bulunduğu ve önümüzdeki dönemde içinde bulunacağı durum her anlamda. Yani illaki bu dış operasyonlarını etkileyecektir. Ermenistan, Karabağ, oradaki işte sözüm ona barış gücü onlardan bir tanesi. Ama Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer mıntıka, bir diğer operasyon daha var. O da Suriye biliyorsun. Evet. Suriye'de de ne olacak? O da belli değil. Şimdi orada bir hava üssü var, bir deniz üssü var biliyorsun Tartus'ta. Rusya nasıl devam edecek oraya? Yani çünkü ister istemez ağırlığı Ukrayna'ya verecek. Yani orada şimdilik en azından ilk 2 hafta boyunca saplandı kaldı.
Bundan sonra ne olacak? Batı Ukrayna'ya olan desteğini kesmiyor ki, bilakis arttırıyor. Ekonomik baskı had safhada. Yani berbat bir dönem Aris, berbat bir dönem ve çok fazla bilinmeyen var. Şimdi Batı'nın Ukrayna'ya desteğini söylemişken aslında şuna da değinmek gerekiyor. İşte mesela Ermenistan'daki gazeteciler ve bazı siyasetçiler de Ukrayna'ya desteğini ilk açıkladığından beri hemen, yani Batı biraz da Avrupa biraz daha hızlı tepki verdi Ukrayna'ya. Çünkü normal, yani coğrafi olarak da yakında, Karabağ verdiği gibi bir tepki değildi. Ve Ermenistan orada işte bizi yalnız bıraktınız. Şimdi Ukrayna'ya kadar hızlı davranmadınız diye de Avrupa'yı eleştiriyor. Şimdi bu son Paşinyan görüşmesi de biraz sanki onu tekrar yapıcı bir hale getiriyor gibi oldu, ama mesela Rusya yaptırımlar sonrasında ortada kalacak bir yani güvenlik açısından mecbur Ermenistan Rusya'ya bağlı. Ama en azından geleceği konusunda tekrar Avrupa'yla işbirliği yapabilmesi mümkün mü? Mümkün tabii, ama yani orada o bölgenin dayısı, biliyorsun, ağası Rusya. Yani o öyle kolay kolay değişmez. Şimdi Gürcistan'ın Moldavya ve Ukrayna ile birlikte adaylığı belki gündeme gelecek. Şimdi şu sıralar Versay'daki zirvede bunlar illaki konuşulacak. Ay sonunda da 24-25 yanılmıyorsam Mart'ta ara zirve var. Avrupa Birliği Konseyi var. Orada da bir karara bağlanması bekleniyor. Yani üye olmaları değil tabii. Yani aday olarak ilan edilmeleri, böyle bir şey olabilir. Ukrayna açısından çok önemli ve bir game changer olacaktır. Yani bir oyun, yani hali hazırdaki duruma etkisi olacaktır tabii. Ukrayna'nın AB'ye aday olması. Aynı şekilde Gürcistan. Şimdi o ivmeden Ermenistan ve hatta Azerbaycan faydalanabilir mi? Yani böyle bir vizyon var mı? Emin değilim. Çünkü Avrupa'nın işi başından aşmış durumda. Ve bu son kepazelik, yani bu artık, yani insanlar ve karar alıcılar ve karar vericiler, yani siyasetçiler, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar açıkçası. Çünkü üstlerine heyula gibi çöktü yani bu Rusya meselesi. Yani o dinamikten, bu Avrupa Birliği adaylığı dinamiğinden Transkafkasya'da faydalanabilir mi? Göreceğiz. Yani Gürcistan konusunda bir mesaj verilirse eğer bu ay içerisinde, yani şimdi Versay'da ve ondan sonra Brüksel'de, o zaman tabii bu iki ülke için, yani Ermenistan ve Azerbaycan için de benzer bir perspektif ortaya çıkabilir. Çıkabilir diyorum, ama yani bütün bunlar tamamen belirsiz, yani hiçbir şey. Ama şey çok önemli tabii, yani kazara Gürcistan bu AB üyeliği meselesinde yani adaylık kapabilirse bu arada, o önemli. Yani bakalım, bölünmüş ülke çünkü, unutma, kolay değil yani. Güney Ossetya ve Abhazya Rus işgalinde. Yani işte özerk müzerk diyorlar, ama işte orası Rusya'dan yaşayan iki tane küçük bölge. Durum Şimdi bu. Yani çok fazla ümit var olmak mümkün değil. Evet, gir gir. şunu hemen araya girip söyleyeyim. Maple Institute'de yayınlanan makale, ki sonra Ahval'de de yayınlandı. Orada Türkiye'nin Avrupa, yani iki arada, şimdi Rusya ve Amerika arasında, Batı ile Rusya arasında, öyle diyelim, dengesinden bahsediyorsun. Bu son mesela Ukrayna'daki, işte şimdi Zelenski de hani garanti olarak ABD ve Türkiye'yi istiyorum şeklindeki, hani onlar da masada olsun gibisinden sözler edince, bu dönemde Türkiye'nin politikalarını, izlediği diplomasiyi, siyaseti nasıl buluyorsun? Çünkü şu anda aslında mesela Rusya ile arada durduğu yer aslında bir anlamda Ermenistan için de çok önemli. Çünkü onunla ilişkisini de belirleyici yere getirebilir. Valla bu, ben başından beri bu Ankara rejiminin
bu dengeleme siyasetini, yani bir tarafta NATO ve Batı diyelim, diğer tarafta Rusya arasında bu cambazlık, aslında bu dengeleme falan değil, cambazlığının sürdürülebilir olmadığı kanaatindeyim. Zaten bu savaşla birlikte bunun sürdürülemez olduğu ortaya çıktı, faşredildi yani. Çünkü yani işte Rusya ile ilgili tam manasıyla Batı ile hareket edemiyor. Rusya'ya hala hava sahası açık. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor. Tam anlamıyla Batı'dan da bir olumlu mesaj almış durumda değil. Şimdi bu akşam, yani bu akşam dediğim Perşembe akşamı Türkiye saatiyle saat 6'da Biden'la bir görüşme olacak. Nihayet, yani çünkü hiç görüşmüyorlar. Neredeyse bir merhaba merhaba işte, o NATO zirvesinde o kadar. Geçen sene o da. Ukrayna konuşulacak tabii, ama yani Türkiye'nin o kadar çok Batı ile olan ilişkileri o kadar çok sakatlık ve yanlış dolu ki, yani neresinden tutacaklar belli değil. Rusya da aynı şekilde pek çok konuda, işte ticarette, sanayide, o ihalelerde, Akkuyu'da, gaz alımında, S-400 meselesinde, Suriye meselesinde falan Türkiye'yi kulağından yakalamış vaziyette. Şimdi bu yani işte biz onunla da konuşuruz, bununla da konuşuruz diyecek şeyler değil. Çünkü yani Türkiye uluslararası ilişkilerde anladığımız klasik anlamında tarafsız bir ülke değil. Yani Türkiye Soğuk Savaş'ın Avusturya'sı veya Finlandiya'sı değil. Yani veya bugünün İsviçre'si değil. Türkiye NATO üyesi. Yani bunu anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Ve zaten Batı'nın hala Türkiye'yi tolere etmesi, Türkiye'ye müsamaha göstermesinin arkasında Türkiye'yi kesinlikle Rusya'ya kaptırmama ve NATO içinde tutma şartı veya isteği var. O kadar ama. Ondan fazlası yok. Ankara'ya kalsa bizi de AB'ye alın falan gibi bir sürü saçma sapan şeyler söylüyorlar. Yani hiç ah gitti, vahı kaldı yani. Öyle bir ilişki en azından şimdilik söz konusu değil ve muhtemelen önümüzdeki öngörülebilir bir zaman diliminde de gündeme gelmeyecek. Yani Avrupa, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini çoktan sildi attı. Dolayısıyla burada bir, yani bir işte mış gibi yapıyor herkes. Herhalde Biden da benzer bir mesaj verecektir. Şimdi Bayraktar satıyor bir şekilde tekrar, ama mesela Ukrayna'ya başka bir yardım yollamıyor. Yani bir insani yardım yollamıyor, yollayamıyor. İşte yani mülteci politikası konusunda diyeceksin ki daha ne kadar alacak? Ama işte yani orada da bir Batı'dan ayrı düşüyor. İşte Avrupa Konseyi'nde gidiyor, Rusya'yı kayıran bir çekimser oy kullanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda telin ediyor. Ne yaptığı belli değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir öyle bir böyle. Yani buradan bir yapıcı politika, bir kalıcı politika çıkmaz. Ukrayna'nın Zelenski'nin talebine gelince, yani Amerika ve Türkiye olsun talebine gelince garantör, bilmiyorum vallahi akıllarında ne var. Yani Türkiye'nin garantörlüğüne gelene kadar bir kere, yani orada eğer bu Avrupa Birliği adaylık süreci başlarsa Ukrayna'nın, ki hakikaten umuyorum, zira NATO üyeliği artık söz konusu değil. Yani o bitti, gömüldü zaten. 2008'de alınan karar uygulanabilir bir karar değildi Bükreş zirvesinde.
Gürcistan ve Ukrayna'nın müstakbel NATO üyeliğinden bahsediyorum. Geriye güvenlik garantisi olarak Ukrayna'nın önünde bir tek Avrupa Birliği adaylığı kalıyor. Adaylığı ve ileride günün birinde üyeliği. Şimdi bu açıdan bakıldığında eğer bu gerçekleşirse Mart ayı içerisinde ve tekrar ediyorum umuyorum gerçekleşir. Umuyorum Batı Avrupalılar mızmızlanmaz. Çünkü Doğu Avrupa ülkeleri yani 27 üyenin 11'i ısrarla Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini istiyor. Buna kolaylıkla Yunanistan'ı, Malta'yı, İtalya'yı, İspanya'yı, Güney Avrupa'yı da dahil edebilirsin yani. Fransa zaten dönem başkanı muhtemelen razı olacaktır. Yani eğer böyle bir formül çıkarsa ortaya o zaman ileride yapılacak olan ateşkes ve her türlü anlaşmanın içinde taraf Türkiye falan değil, taraf AB olur. Haris yani şimdi hani Türkiye'ye gelene kadar yani bir 8 tane bayraktarla olacak şey değil bu yani. Peki iki şey, Türkiye'nin bu cambazlığını aslında sizin de bahsettiğiniz cambazlığını başarı diye görenler var. Yani aslında var tabii, çok meraklısı var. Evet. Bir de ikincisi von der Leyen'in bu Ukrayna'nın üyelik süreci uzun bir süreçtir açıklaması var ama en azından karar verilmiş olursa bu başka bir şey getirecek diyorsun değil mi? İyi ki ya. Güvenlik garantisi getirecek yani. Yani Rusya bundan sonra karşısında AB'ye aday bir ülkeyle savaşıyor. Karşısında bir aday ülke bulacak. Yani onunla savaşıyor olacak. O başka bir şey. Yani tarafsız veya bağlantısız bir ülke değil. Müstakbel AB üyesi bir ülke olacak. Eğer inşallah gerçekleşir. Çünkü yani eğer olmazsa yani bunun dışında hiçbir güvenlik garantisi yok Ukrayna'nın. Ukrayna tek başına kalır o zaman yani. Çok fena olur. Şimdi böyle bir çerçevede yani Türkiye böyle bir denklemin içinde zaten olmaz. Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Ama Ukrayna için bu çok önemli bir veri, çok önemli bir istikbal, çok önemli bir gelecek olur. Yani inşallah şey yapmazlar. Çünkü bu çok uzun sürecek bir süreç. Önemli değil. Yani Türkiye'nin süreci de zaten, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci 99'da başladı. Zaten artık tamam akamete uğradı ama zaten çok uzun sürecek bir şey bu. Von der Leyen'in söylediği o. Ama yani çok üst düzeyden bütün AB kurumları bu mesajı geçtiğimiz günlerde verdiler. Parlamento da aynı şeyi söyledi. Konseyin aşağı yukarı ne düşündüğünü biliyoruz. Bakalım, bekleyeceğiz. Hemen olacak bir şey değil ama o dinamik bir kere başladığı andan itibaren yani savaşın gidişatını bile değiştirir. Bana öyle geliyor. Peki son bir kapatmadan şunu da sormak istiyorum. Şimdi bütün bu bahsettiğin denklem ve süreç içerisinde işte Avrupa Türkiye'yi mesela NATO içerisinde tutmak da bir yandan dururken Türkiye'ye tavizler verilmesi ve bu süre içerisinde Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin çok da aslında gündem olmaması gibi şeyler olabilir mi? Yani aslında Türkiye'deki demokrasinin daha da yani Türkiye'deki demokrasiden bahsetmek mümkün olabilecek mi? Yoksa bunu kendine mi kullanacak Türkiye sence? Şimdi o pırpırlananlar var, o bitleri kanlandı. Şimdi öyle bir grup var biliyorsun. Evet. Onlar işte bütün bu diplomatik hercümerçin, işte o geliyor, bu gidiyor, işte Biden telefon ediyor, işte Herzog geldi, Ankara'ya bir sürü, Antalya'ya bir dolu yetkili geldi geliyor.
işte herkes Erdoğan'ın önünde eğiliyor, şu bu falan, bundan bir şey çıkacağını zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi NATO'da kalmasını garantiye alıyor Batı. Ama ondan daha fazlası yok zaten. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine Batı'nın kör, sağır ve dilsiz olması Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifini tamamen gömdüğü anlamına geliyor. Yani ha Mısır ha Türkiye AB için umru değil. Yeter ki NATO dahilinde kalsın. Bu Merkel döneminden beri böyle zaten. Ya yani bakma Merkel geliyor gidiyor işte falan, ama bundan yani bir Türkiye'nin tekrar Batı dünyasına dönmesi falan diye bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin zaten bugün, yani adaylık süreci diyoruz ya, yani Türkiye aday olmaya kalksa, mesela Kosova şimdi o süreçte yani adaylık almaya çalışıyor. Türkiye aday olmaya kalksa onun adaylığı reddedilir. Çünkü hiçbir yani aday olabilmek için gereken hiçbir koşulu yerine getirmiyor Türkiye. Bırak üyeliği. Dolayısıyla yani o öyle heyecanlanlara, heyecan yapanlara biraz dur demek lazım. Bunlar tabii kendilerine çalışan insanlar maalesef. Yani onların ne Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri bağlamında ne de Türkiye'nin iç meseleleri bağlamında bu bütün bu olup bitenlerin bir olumlu etkisi olduğu ve olacağını söylemek onların dediği gibi mümkün değil. Şunu da unutuyorlar. Onunla ilgili bir tweet attım bugün. Yani bütün bu dış politika işte faaliyeti, diplomasi, Antalya forumu falan filan, bunlar yani akşama evde yiyecek ekmeği olmayan insanın umrunda değil. Yani yerini bilmez Ukrayna'nın, işte sorunların onun bunun. Yani Lavrov gelmiş, Kuleba gitmiş, Mirzoyan gelmiş, öbürsü gitmiş falan. Yani Türkiye'de 80 milyon insan bırak ayı, ayın ilk haftasını zor çıkarıyor artık yani. Isınamıyor, karnı doymuyor. Binlerce devasa sorun var ortalıkta. Yani ne, diplomasiyle çözülecek şey mi? Clinton'ın bir lafı vardı biliyorsun seçilmeden önce. It's economy stupid derdi. Yani mesele dış politika falan değil, mesele ekonomi. Türkiye'nin meselesi de ekonomi yani şu sırada. Ve Türkiye ya iyi gidiyor gitmiyor falan değil. Türkiye ekonomik olarak çukurun dibinde zaten. Yani kenarında, ucunda, köşesinde falan değil. Dolayısıyla burada yani gerçekçi olmak lazım. Böyle bir istikbal yani yok. Tek istikbal Türkiye'nin tekrar NATO'ya diyorum, Batı'ya bile değil, NATO'ya geri dönmesi. Ama bu arada Rusya bunun bedelini Türkiye'den çıkartır. Tabii onu da unutmamak lazım. O yüzden zaten bu denge politikası sürdürülebilir bir politika değil. NATO'ya geri dönmesi derken yani daha fazla aslında... Yani S-400'leri gömmesi, S-400'leri gömmesi, toprağa gömmesi veya denize atması falan veya bir yere satması falan, o... Ondan sonra bu Akkuyu işini bitirmesi, Türkiye'den, Rusya'dan gaz alımını bir şekilde azaltması veya azaltacak şekilde harekete geçmesi. Çünkü Rusya bütün ve Suriye tabii, bunları nasıl yapacak hepsini birden Allah aşkına, yapabilir mi? Mümkün değil yani. Yani Suriye'de bir hava operasyonu İdlib'e başlatsa, ciddi bir hava operasyonu, bugün Ukrayna'da yaptığı gibi bir operasyonu başlatsa Rusya, perişan olur Türkiye. Peki kimse de kurtarmaz yani. O oradaki sıkışmış kalmış olan o İdlib cebindeki 3,5 milyon Şam rejimi muhalifi olan insan da Türkiye'ye gelir. Ya. Yapar bunu yani. Eğer çok üstüne giderse Ankara. Dolayısıyla yani o öyle, o geldi bu gitti, işte şampanya patlatıldı, Türkiye tekrar gözde ülke falan,
öyle o şeylere, palavralara inanmamak lazım. Yani Türkiye'nin önü öyle çok açık falan değil. NATO'ya geri dönüş dışında, ama tekrar ediyorum, onun da bedeli olur. Evet. Çok teşekkürler Cengiz Rica Aktar ederim. katıldığın için programa. Cengiz abi tekrar umarım bir dahakine böyle farklı bir şey yaparız. Farklı ve iyi şeyler konuşacağımız bir dönem olur. Ama senin de dediğin gibi hem gazetecilerin hem de öyle yorumcuların iyi zamanlarda değil kötüleri yorumladığı gerçeği var. Çok teşekkürler katıldığın için. Rica Tekrar ederim. zihnimizi, ufkumuzu açtın. İyi akşamlar, ne mutlu bana. Akşamlar. Evet sevgili seyirciler, bu hafta da Cengiz Aktar'la birlikteydik. Aslında Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan derken aslında bölgeyi daha da genişletmiş olduk. Dünyada neler oluyor, bölgeye nasıl etkileri olacak bunları konuştuk, aktarmaya çalıştık. Küçük bir bilgi de vereyim. Medbah dönemi yani Ermeniler için oruç dönemi başladı. Paskalya öncesinde bunu da hatırlatmış olalım. Sadece Ermeniler için değil, oruç dönemine Paskalya öncesinde giren tüm Ortodoks dünyası için bir oruç dönemi başladı bu hafta. Onu da her haftaki çok kültürlülük takvimimize eklemiş olalım. İleriki Gamus programlarında bunu da konuşuruz diyelim. Görüş ve önerilerinizi bize sosyal medya hesaplarımızdan iletmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sıdı sıdı.